Sene merkezi bir logaritma sorusu. Aynı zamanda bir dizi sorusu. Aslında daha çok dizi sorusu. Dizinin içine logaritmayı koymuşlar. Şimdi ÖSYM böyle soruları seviyor biliyorsunuz. Birkaç konuyu mixleyip soru sormayı. Şimdi merdivenlerin basamakları birer aritmetik dizinin terimlerini oluşturuyor. Diyor ki ilk en terim toplamı da şu eşitlikle elde ediliyor. 3. ve 11. basamakların deniz seviyelerinden yükseklikleri A3 ve A11 ise yani dizinin 3. ve 11. terimlerini bulacağız. Şurada yerine yazıp logaritmik işlem yapacağız. Hatta şurada şöyle de düşünebilirsiniz. tabanları ortak olduğu için logaritma 2 tabanında A2 çarpı A11 olarak yazabilirim. Yani şu çarpım 2'nin kuvveti bir şey olacak şıklara baktığınızda. Tabii ben şimdi önce dizi Aritmetik diziyi kullanarak A3, çok özür dilerim A2 yazmışım. A3 ve A11'i 3. ve 11. terimleri bulmaya çalışacağım. Şimdi ilk N terim toplamını verdiğine göre birinci terimi bulmak için yani ilk bir terim toplamı S1 dedim aslında A1'dir. Yerine yazdığınızda ne olur? 2 olur. S2 dedim ilk iki terim toplamı yani A1 artı A2'dir. Yerine yazdığınızda da 7 olur. Dolayısıyla buradan A2'nin ne olduğunu bulurum? 5 olduğunu bulurum. Şimdi A2 5, A1 2 ise bu da bir aritmetik dizi ise artışık terimler arasındaki fark neyi verecektir? R'yi verecektir. Fark da neye eşit? 3'e eşit. Tamam. Ben artık bütün istediğim her şeyi bulabilirim. Aritmetik dizinin genel terimi neydi? AN eşittir. A1 artı N-1 eksi çarpı R'ydi. Şimdi buradan hareketle A3'ü bulalım. A3 eşittir. A1 artı 2R olacaktır. Şimdi A1'in değerini 2. R'nin değerini 3 yerine yazdığınızda A3'ün 8 olduğunu görürsünüz. Bir de A11 lazım bize. A11 eşittir. A1 artı 10 R olacaktır. Gene A1 yerine 2, R yerine 3 yazdığımda 30 artı 2'den A11'in de 32 olduğunu bulacağım. Şimdi şurada yerleştiriyorum bakın. Logaritma 2 tabanında A3 yerine 8 yani 2 üzeri 3 yazıyorum. A11 yerine 32 yani 2 üzeri 5 yazıyorum. Dolayısıyla ne elde ettim? Logaritma 2 tabanında tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri topladım. 2 üzeri 8. Bunun da değeri ne olacaktır? 8 olacaktır.